Özellikle bahsettiğiniz çaresizlik ve tükenmişlik duygularının artması gerçekten gördüğümüz bir şey ve anladığım kadarıyla başvurularda da bu şekilde bir artış var. Ancak özellikle kriz durumunda arttığı bilinen, şu anda yaşadığımız bir kriz süreci, tükenmişlik sendromu nedir? Bunun nasıl gelişir? Kişilerde hangi belirtilerle kendini gösterebilir? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi kişilerin tabii aşırı iş yükünde ya da zorlayıcı koşullarda çalışmasıyla ya da çalışma ortamının iyi yönetilmemesiyle birlikte ortaya çıkan aslında sindirme haline diyoruz biz tükenmişlik diye. En son Dünya Sağlık Örgütü de hastalık sınıflandırmalarında tükenmişliğe yer verdi. Ve iş ve işsizlikle ilgili problemler altında sınıflandırdı tükenmişliği. Dolayısıyla tükenmişliğin aslında iş stresiyle ve çalışma koşulları ile ilgili olması gerekiyor. Yaşamımızdaki olağan stres faktörleri karşısındaki yani yorgunluğa tükenmişlik diyemiyoruz. Yani tükenmişlik bunun çok daha ötesinde başka bir durum, başka bir sendrom. Ve depresyonla birçok aslında örtüşen yanı var, ortak belirtileri var. Temel olarak aslında tükenmişliğin 3 boyutu var. Birincisi duygusal yorulma. Yani mevcut yaptığınız işi devam ettirmekle ilgili duygusal gücünüzün kalmadığını hissetme. İkincisi duyarsızlaşma ya da kendine yabancılaşma dediğimiz durum. Yani özellikle böyle kriz durumlarında çok fazla miktarda hani zor durumda yaşayan kişiyle temas etmek zorunda kalmak, acı yaşayan kişilerle temas etmek zorunda kalmak ve bunları dinlemek, bunlara tanık olmak aslında kaçınılmaz olarak sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü çok fazla artırmakta. Ve zamanla sağlık çalışanları bu acıya duyarsız hale gelebilirler. Karşısındaki kişilerin yaşadığı acıyı tam olarak anlamayabilirler ya da acı yaşayan kişilere karşı öfkelenebilirler. Duyarsızlaşma da hani bunları görüyoruz. Ve tabii başarısızlık hissi olabilir. Yani kişiler kendilerini duyarsız hissettikçe, öfkeleri arttıkça, ne bileyim uyguladıkları tedaviler bazen böyle yetersiz kaldıkça, yetersizlik, işte mesleğinde başarısızlık duyguları çok artabilir. Bunların hepsi aslında bir süre sonra tükenmişlik duygusunun çok daha derinleşmesine neden oluyor. Tabii yani bu kriz durumlarının tükenmişlik şöyle gelişiyor aslında. Şimdi baş edilmesi çok zor ve yükü oldukça ağır bir durum var. Bu durumla karşı karşıya insanlar ve ilk başta hemen şöyle bir refleks oluyor. Yani insanlar, sağlık çalışanları bu durum karşısında kendilerini feda edercesine, adarcasına çalışmaları gerektiğini düşünüyorlar. Ve gerçekten de böyle çalışmaya başlıyorlar ilk dönemde. Ancak zamanla kendi kişisel gereksinimlerini ikinci plana atmakla birlikte onların karşılanamaması durumu ortaya çıkıyor. Bunlar karşılanamadıkça haliyle bu ihtiyaçlar aslında ortadan kalkmıyorlar ve iş özel yaşam dengesi dediğimiz denge bozulmaya başlıyor. İşte yorgunluk, ne bileyim geri çekilme, amacını kaybetmişlik hissi gelişiyor ve bir takım psikolojik tepkiler ortaya çıkıyor aslında bunların sonucunda. Duyarsızlaşma ortaya çıkıyor ve giderek böyle yapılanlar, hani o çalışma ortamı, harcanan çabalar anlamsız hale gelmeye başlıyor. Kaygılar artıyor, değersizlik, yetersizlik duyguları iyice yerleşmeye başlıyor. Fiziksel yorgunluk ortaya çıkıyor, ruhsal yorgunluk ortaya çıkıyor ve işte tükenmişlik tablosu tam olarak oturuyor. Yani en sık böyle yorgunluk, uyku düzensizlikleri, iştahta değişiklikleri, iştah değişiklikleri gibi belirtilerle ortaya çıkıyor aslında tükenmişlik. Bunun dışında işte dikkat dağınıklığı, unutkanlık yani yapılacak bir takım işleri unutma, işlerin sırasını karıştırma, halsizlik hissetme, bedensel bir takım şikayetler, ağrılar, işte kas gerginlikleri gibi bir takım belirtiler ortaya çıkabilir. Sık sık hastalanma, bağışıklık sisteminin bozulması, etkilenmesi, bedensel sağlığın kaybedilmesi olabilir. Ruhsal tepkiler ortaya çıkabilir. Yani artmış kaygı, depresif belirtiler, daha ilerleyen dönemlerde özellikle alkol ya da işte böyle keyif verici, rahatlatıcı maddelerin kullanımında artış. Ve tabii ki bizim hani en korktuğumuz belirtiler hani ölümle ve intiharla ilgili düşünceler ortaya çıkabilir. Tükenmişlik sendromunun hani ağırlaşması ve ilerlemesi sonucunda. Dolayısıyla aslında ciddi bir tablo. Yani buraya gelmeden önlemlerin alınması gerekir. Evet, bu konuda